Kıbrıs Postası'na konuşan Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş, Bertan Zaroğlu ile herhangi bir pazarlığının söz konusu olmadığını söyledi. Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer'in sitemkar sözleri için ise yorum yapmaktan kaçındı. Azınlık hükümetinin ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi'nin Genel Başkanı Erhan Arıklı, koalisyon ortaklarının Yeniden Doğuş Partisi'nin dışta kalacağı bir koalisyon arayışına girdiği yönündeki iddialara ilişkin "çok memnun olurum çünkü bu hükümet işlemiyor" dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı'nın "bu hükümet işlemiyor" diye açıklama yaptığını ifade ederek, Başbakan Saner'in ise hiçbir şey yokmuş gibi geleceğe dair projelerini anlatmaya devam ettiğini belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya işaret ederek, geçmişte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başında bulunan bir şahıs nedeniyle bir dönem sıkıntı yaşadık dedi. Şimdi ilk defa yeni cumhurbaşkanının seçilmesiyle birlikte başka bir şey de onaylandı. Kıbrıs Türk'ü adada federasyon filan istemiyor ifadelerini kullandı.